Arkadaşlar merhaba. AFF ödev proje uygulaması yeni dönemdeki uygulamalardan bahsedeceğim arkadaşlar. Neler yapacağız? Şimdi yeni dönemde Açıköğretim Fakültesi bize ödevi eskiden iki parça halinde hazırlıyorduk. Şimdi tek parçaya düştü arkadaşlar. İki parça değil de tek ödev hazırlıyoruz. Bir konuya bağlı tek bir tane ödev ve o ödev konusundan hazırladığımız ödevden İki ayrı puan üretiliyor arkadaşlar. Hem ara sınav vize notu gibi düşünün. Hem vize notu şeklinde üretilen ayrı bir puan, bir de final notu gibi. Bunlardan bahsedeceğim. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Kısaca bir değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle ödev proje uygulaması verilen bir konuyla ilgili öğrencinin yaptığı araştırma sonucu elde ettiği bir bilgileri verilen kurallara göre birkaç sayfalık rapor haline dönüştürüp ödev proje web sitesine yüklenmesinin beklendiği bir uygulamadır. Bu derste sınav yapılmamaktadır. Sizden beklenen kurallara uygun olarak yazacağınız ödev projenizi belirtilen tarih aralığında size verilen adresten yüklemenizdir. Ödev proje uygulaması aşağıdaki programların 7. dönemlerinde bulunan, yani 4. sınıfın güz döneminde var sadece. Başka hiçbir dönemde yok arkadaşlar. Hangi programlarda var? Lisans programlarında tabii ki. 4 programda var arkadaşlar. Tarih programında tarih incelemeleri dersi olarak, sosyoloji lisans programında yine sosyolojide araştırma ve uygulamalar dersi olarak, felsefe programında felsefi araştırma ve yazı dersi olarak, Türk dili ve edebiyatı programında ise edebi metin incelemeleri derslerinde. Bu dersler ödev dersi arkadaşlar. Sınav falan yapılmıyor. Bu dersler için sınav yapılmayacak. Sadece ödev alınacak. Ödev proje sistemi ile ilgili bilgileri ve örnek ödevi ödev proje dersinizin e-kampüs sayfasında bulabilirsiniz. Size sunulan örnek ödev proje geçmiş yıllara aittir. Her öğretim yılında ödev proje konusu değişebildiğinden örnek ödevleri sadece fikir vermesi açısından değerlendireceksiniz arkadaşlar. Sizden ara sınavda ve final sınavında oluşturup yüklemeniz beklenen ödev konusunu ve formatını e-kampüs ders sayfanızdan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Hazırlanan proje Anadolu Üniversitesi'nin alanda uzman eğitim elemanlarının oluşturduğu bir komisyon tarafından değerlendiriliyor. Tüm ödevler birbirinden bağımsız en az 2 puanlayıcı tarafından değerlendirilecektir. Hazırlanan projeler e-kampüs sisteminde ilgili ders sayfasında açıklanacak olan adrese 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tek seferde yüklenecek. Eskisi gibi iki parça değil de tek ödev. Bu adresin bilgisi sizinle Ocak, yani 1 Ocak 2019 tarihinde dersin e-kampüs sayfasından duyurulacak, paylaşılacak. Ödev projelerinizi sisteme yüklemek için 2 haftalık süreniz olacaktır arkadaşlar. 2 haftalık süre sonunda, yani 11 Ocak 2019 tarihinde ödev yükleme sistemi kapatılacak arkadaşlar. Ödev proje sisteme tek aşamada yüklenecek. Ödev projenizi size verilen kurallara uygun şekilde yazıp bitirdikten sonra ödev yükleme sistemine yüklemeniz gerekiyor. Ödevinizin hangi kurallara uygun yazılması gerektiği bilgisini dersinizin e-kampüsteki sayfasından öğrenebilirsiniz. Ödev yükleme web sitesinin adresi sizinle 1 Ocak 2019 tarihinde paylaşılacaktır. Geçen yıllarda affproje.anadolu.edu.tr adresi vardır. Vardı arkadaşlar, buradan yüklüyorduk. Bu dönem nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. 1 Ocak'ta farklı bir web sitesi mi paylaşılacak ya da aynı sistem üzerinden mi yüklenecek, göreceğiz. Ödev proje sisteminin telafi gibi bir imkanı yoktur. Ödev proje yüklenmediğinde öğrenci otomatik olarak dersten kalmış sayılıyor. Yani tek ders, 3 ders uygulamaları var ya, dönem sonundan sonra kalan öğrencilere uygulanan sınavlar. Bunun öyle bir telafisi yok arkadaşlar. Hazırlanan projelerde puanlama komisyon üyelerinin ortak kararla hazırlamış oldukları rubriklere, yani dereceli puanlama anahtarına göre yapılacaktır arkadaşlar. Yani ödevi hazırladığınızda belli kriterler belirlenmiş oluyor daha önceden. Yani komisyon hazırlamış olduğu komisyon üyelerin. O kriterlere uygun olup olmadığına göre dereceli olarak parça parça puanlanıyor ödeviniz arkadaşlar. Atıyorum giriş bölümünde şu şekilde değinmiş mi? Başlıklandırmada, yapacağınız başlıklandırmada, konu detaylarında şuralara değinilmiş mi, anahtar kavramlara falan. Sonuç kısmı ödevin genel bir özetini veya değerlendirmesini içeriyor mu?
kaynakça kısmında şey yazılmış mı, APA sistemine uygun yazılmış mı? Bu gibi kriterler olabilir arkadaşlar. Buna göre şey yapılıyor, puanlama yapılıyor parça parça. Puanlama yapılırken iki ayrı boyuta dikkat ediliyor. İlk boyut ödev proje çalışmasının şekil standartlarına uygundur, uygunluğu. Bu %30 ara sınav gibi %30 etkiliyor arkadaşlar şeye, ödev dersine. Başlığın, bu ne olabilir? Başlığın olup olmaması, alt başlıkların uygun olması gibi şekilsel standartlar bu boyuta örnektir. Yani maddesel olarak başlıklara şey yapılıyor, %30 etkiliyor arkadaşlar. Ödevin genel anlamda şekli, şemali ve başlıklandırması, akış biçimi falan. Bu boyuttan alınacak puan ara sınav puanı olarak değerlendirilecek. Yani %30'luk kısım. İkinci boyut ise projenin içeriğiyle ilgili. Yani konu derinliğiyle ilgili. Yani yeterince açıklık getirilmiş mi verilen proje konusuna, bunlara bakılıyor arkadaşlar. %70. İçeriğin ödev konusuyla uyumu, içeriğin akademik alanın konuyu ele alma metoduyla uyumluluğu gibi ölçütlere göre puanlama yapılıyor bu %70'lik kısımda. Bu boyuttan alınan puan final sınavı yerine geçecektir. Ödev proje dersinden geçebilmek için ara sınav puanının %30'unun ve final sınav puanının %70'inin toplamının en az 30 olması gerekiyor. Yani çan alt sınırını geçmiş olmanız gerekiyor. Yani 30'un altına düşmemeniz gerekiyor. Fakat 30 ve üzerindeki puanınız D içeren bir harf notuna denk gelirse DD, DC ve CD gibi ve genel not ortalamanız 2 değerinin altındaysa yine dersten kalmış sayılıyorsunuz arkadaşlar. Diğer normal derslerinizin hesaplaması gibi yine bunun hesaplaması da. Bu dersten koşulsuz geçebilmeniz için aldığınız puanın harf notu karşılığının CC ve üzerinde olması gerekiyor. En az CC. CC'nin puan değeri karşılığı 50 yani. CC harf notunun hangi puana denk geleceği önceden bilinemez. Tüm öğrencilerin puanları oluştuktan sonra dağılımın yapısına göre ortaya çıkar. Ben CC'ye 50 dedim fakat bu genel anlamda yani. Çan eğrisine göre bu CC'nin şeyi değişiyor arkadaşlar dediği gibi. Yani bir dersten ya da bu dersten giren bütün öğrencilerin başarısı toplanıyor. Bir çan eğrisi oluşturuluyor. CC 50'nin üzerinde de çıkabiliyor, altına da düşebiliyor arkadaşlar. Bu tamamen o andaki hesaplamayla oluşuyor arkadaşlar. Hazırlanan projede başka projelerle benzerlik görülmesi, bilgilerin internetten kopyala yapıştır. Yani tamamen alıntı şeklinde yoluyla aktarılması durumunda proje geçersiz sayılacaktır. Yani elbette internet kaynağı da kullanabilirsiniz şeyden arkadaşlar, konuyu oluştururken. Yani çok sınırlı olmak kaydıyla 4 tane kitap kullanır, 1 tane internet kullanabilirsiniz mesela, hepsini internetten değil de. Fakat bu internet kaynağını çok iyi süzmeniz gerekiyor. Konuya hakim olmanız gerekiyor. İnternette dolaşan bilgiler biliyorsunuz çoğunlukla yerli yersiz, asılsız bilgiler de olabiliyor. Bunun gerçekten uygun bir bilgi olması gerekiyor ve bu bilgiyi yorumlayarak, kendi yorumlarınızı da katarak öyle almanız gerekiyor. Birebir kopyala yapıştır olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmak gerekiyor. Proje derslerinde vize notu açıklanmayacaktır. Nihai puanlar final sınav sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır. Öğrenciler final notları açıklandığında öğrenci otomasyonundan puanlarına ulaşabileceklerdir arkadaşlar. Yani öğrenci sayfanızdan puanlarınızı öğreneceksiniz. Evet, genel kurallardan bahsedelim arkadaşlar kısaca. Ödev projenizde bir ana başlık olacak arkadaşlar. Yani en başa bir tane başlık koyacaksınız, ana başlık. Yani ödevinizi tamamen anlatan net bir ana başlığınız olması gerekiyor. Ödev projenizi en az 3 alt başlık altında, 3 veya daha fazla yani. Ve 1200 kelimeye, ödevin toplamı 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazacağız. Giriş bölümünün ardından, yani ana başlığı yazdık, giriş bölümünü ekledik. Açıklamasını yaptık giriş bölümünün. Hemen sonrasında alt başlıkları ekliyoruz arkadaşlar. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olmalıdır. Yani başlıklandırmaları yaptık. En sonunda bir sonuç bölümü oluyor arkadaşlar. Kendi yorumlarımızı eklediğimiz, ödevin genel bir özetini yansıtan sonuç bölümü ekliyoruz. Ve APA stiline uygun olarak kaynakça bölümü olmalıdır. Şimdi ödevinizi yazarken yazım, yani imla ve ifade kurallarına uygun olmalı. Yani akademik bir dille, yani dile yakın bir şekilde olmalı yani. Daha sonra referans gösterme, yani metin içinde atıf ve kaynakça yazma.
Bunların ikisi de APA stiline uygun olması gerekiyor. APA kurallarına uygun olacak. Referans gösterme, metin içinde atıf. Bunu YouTube'da paylaştım arkadaşlar. Orada videolar da var. Ve kaynakça yazma, APA stilini de paylaştım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Kaynakçanızı en az 5 kaynak, makale, kitap gibi kaynaklar kullanarak ve kaynakça yazım kurallarını, yani APA stiline uyarak yazacağız. Genel kurallar bu şekilde. Toparlamak gerekirse, genel hatlarıyla ödev, geçen yıldan farklı olarak tek parça olarak bir tane ana başlık, giriş kısmı en az 3 tane alt başlık giriş kısmından sonra sonuç kısmı en az 5 kaynaktan oluşan APA stilinde kaynakça olacak. Bu kadar. Değerlendirme ise ödevin başlıklandırması şekil şemal %30 etkiliyor ara sınav gibi. Konu içeriğinden %70 oranında değerlendirme olacak arkadaşlar. Evet, bir örnek var arkadaşlar. AFE'nin e-kampüs duyurularında yayınladığı örnek ödev çalışma konusu. Gördüğünüz gibi en başa ödev konusunu yazmış. Altına ana başlığı koymuş arkadaşlar büyük harflerle. Daha sonra giriş kısmı vermiş. 1, 2, 3 paragraf olacak şekilde kendi görüş. Giriş kısmı konuya genel bir giriş yapmış yani. Daha sonra alt başlığı eklemiş eğitim ve meslek olarak. Burada dikkati çekmek istediğim olay, referans gösterme dedik az önce. Referans gösterme altı kırmızılı çizgili yerler var arkadaşlar parantez içerisinde. Eğitim ve meslek ilk paragrafında bir cümle vermiş arkadaşlar. Sonuna ne koymuş? Arat virgül 1994 2 nokta üst üste 47 parantezi kapatmış nokta. Bu APA stiline göre Arat yazarın soyadı. 1994 atıf yaptığı kaynağın basım yılı, 47 ise sayfa numarası arkadaşlar. APA stiline göre referans gösterme metin içinde atıf yapma bu şekilde arkadaşlar. Tek yazarlı makale ya da kitap arkadaşlar bu. Daha sonra var. İkinci sayfada Gönç virgül 2017 2 nokta üst üste 13-14. Yani yazarın soyadı Gönç, 2017 kaynağın basım yılı 13-14 sayfa numarası. İki sayfadan faydalanmış o paragrafı oluştururken. Daha sonra iki yazarlı bir kaynak konulanmış istihdam konusunda ilk paragrafın sonunda. Kocacık ve Gökkaya. İki yazarın olduğu bir kaynağa atıf yapmış. Basım yılını ve sayfa numarasını eklemiş. Yine iş yerinde ayrımcılık konusunda yine iki yazarlı bir kaynağa makale ya da kitaptır bu. Buna da atıf yapmış bu şekilde. Yani metin içinde referans böyle parantez içerisinde konu bitiminde oluyor arkadaşlar. Yani atıf yaptığınız cümlenin ya da paragrafın bitimine eklemeniz gerekiyor. Metin içinde referans gösterme APA stilinde bu şekilde. Ve bunların açık bir şekilde yazımı ise kaynakça listesinde oluyor arkadaşlar. Buradan parantez içerisindeki yazarın soyadına, basım yılına falan bakıyoruz. Kaynakça listesindeki açık bir şekilde bilgilerine ulaşabilmemiz gerekiyor. Daha sonra sonuç kısmı yazılmış arkadaşlar. Sonuç kısmı ödevin genel bir değerlendirmesini ve özetini oluşturuyor arkadaşlar. Ve kaynakça listesini eklemiş en alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaynak kullanmış bunu hazırlayan arkadaş. Şimdi en baştaki Arat N 1994 Kadın Çalışmaları Zorunlukları Sosyokültürel Nedenleri. Yayını hazırlayan Kadın Olmak İstanbul Sayı Yayınları. Sayfa 43-55. Bu büyük olasılıkla kitap kaynağı arkadaşlar. Diğeri aynı şekilde ikinci sıradaki de kitap kaynağı. Daha sonra Gönç T yazan 2016 bu makale. Çünkü Sosyoloji Araştırmaları Dergisi makale kullanmış. Dedeoğlu S 2009 Çalışma ve Toplum diyor. Bu da makale arkadaşlar. Çalışma ve Toplum Dergisi'nden yayınlanan bir makaleyi almış. Kocacık ve Gökkaya var. Cumhuriyet İktisadi İdari Bilimler Dergisi. Bu da makale arkadaşlar. Daha sonra gene Çalışma ve Toplum Dergisi'nden Özkan G ve B Özkan ikisinde yapmış. İki yazarlı bir makaleyi kullanmış Çalışma ve Toplum Dergisi'nden. Ve bir internet kaynağı kullanmış arkadaşlar. TÜİK 2016 istatistiklerde kadın TÜİK verilerini kullanmış, çalışmasına eklemiş. Bu şekilde en sondaki internet kaynağı. Evet, çalışma genel anlamda bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar.
Şimdi genel anlamda bir bakacak olursak sağ tarafta ekranda çalışma yaşamında kadınlarla erkeklerin karşılaştıkları sorunlar ana başlığımız oluyor. Hemen altına giriş kısmını ekliyoruz. Bunlar başlık şeklinde yani. Eğitim ve meslek, istihdam, iş yerinde ayrımcılık. Bu üçü alt başlık olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu daha da fazla yapabilirsiniz. 1200 kelime standardını aşmayacak şekilde. Sonuç ve kaynakça. Bu şekilde oluşturacağımız çalışma arkadaşlar. Şimdi APA stilinde metin içinde referans göstermeye kısa kısa değinelim arkadaşlar. Metin sonunda atıf yapmamız gerekiyorsa, yani bir kaynağı okuduk, oradaki bilgiyi kendi yorumlarımıza ekledik, kitap ya da makale olabilir bu. Hemen bilginin sonuna, cümlenin ya da paragrafın sonuna parantez açıyoruz. Yazarın soyadı, kaynağın basım yılı, virgül var arada. Sayfa numarası bu şekilde arkadaşlar. İki yazarlı olursa, atıyorum Slattery ve Tosun ya da Topal ya da Topal ve Tosun, bu şekilde iki yazarlı. Üç ve daha yazarlı, üç ve daha fazla yazarlı ise şöyle yapıyoruz. İlk yazarın soyadını alıp ve diğerler şeklinde belirtiyoruz arkadaşlar. Metin sonunda atıf bu şekilde. Aktaranın atıfta ise hem yapıyoruz arkadaşlar. Atıf yaptığımız kaynağı yazıyoruz. Hem kaynakçasındaki yazara da atıf yapmış oluyoruz arkadaşlar. Aktaranın atıf bu şekilde. Metin başında atıf ise kaynağın yazarının soyadı. Daha sonra parantez açıyoruz. Kaynağın basım yılı, sayfa numarası bu şekilde. Metin sonunda atıftan farklı olarak kaynağın yazarı dışarı çıkmış oluyor. Parantez dışına çıkmış oluyor arkadaşlar. Metin başında atıf bu şekilde. Bir de doğrudan alıntı var. Bu doğrudan alıntı kaynağı, yani bir bilgiyi aynen hiç değişiklik yapmadan yapmak, çalışmamızı almak arkadaşlar. Bunda aynı metin sonunda atıf gibi arkadaşlar, sadece cümlenin başlangıcını ve bitişini tırnak içine alıyoruz, çift tırnağı ve italik yazıyoruz arkadaşlar. Gerisi metin sonunda atıfla aynı. Yazarın soyadı virgül, kaynağın basım yılı, sayfa numarası bu şekilde arkadaşlar. Atıflar bu şekilde APA stilinde çok zor bir şey değil arkadaşlar. Basit. Zaten APA sistemi en basit yapma, atıf ve alıntı yapma tekniği arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bir de kaynakça nasıl yazıyoruz ona bakalım. Kitap için yazarın soyadı virgül adı, yayın yılı, kitabın adı, yayınlandığı şehir, iki nokta üst üste, yayın evinin adı. Ekranda gördüğünüz gibi bir örneğimiz var. Açıklaması da var arkadaşlar. Makale için yazarın soyadı adı, yayın yılı, makalenin adı, makalenin yayınlandığı derginin adı, cilt sayı, sayfa aralı. Hemen ekranda de var arkadaşlar. Örneğimiz de var. Editörlü kitap için yazarın soyadı virgül adı, yayın yılı, bölüm başlığı, editörün adı soyadı ED şeklinde parantez içerisinde belirtip kitabın adı, sayfa numara aralığı, basılan şehir, yayın evinin adı. Bu şekilde arkadaşlar. Örneğimiz de var. Her bir örneğin nelere karşılık geldiğinde altında belirtmeye çalıştım açık bir şekilde. Ve internet kaynağı çok sınırlı da kullanmamız gerekiyorsa internet kaynağının açık linkini yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra erişim tarihi, gün, ay, yıl olarak arkadaşlar. Evet, APA stilinde kaynakça yazımı da genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Hemen toparlamak gerekirse bu dönem geçen yılki gibi olmuyor arkadaşlar. İki parça halinde geçen yıl nasıldı? İlk parça özet ve kaynakça, ikinci parça giriş, gelişme, sonuç gibi daha detaylı bir ödevdi. Bu yıl tek parça hazırlıyoruz arkadaşlar. Tek parça halinde 1200 kelime standardına uygun olacak şekilde. Referans, APA stilinde metin içinde referans gösterme kurallarına ve APA stilinde kaynakça yazım kurallarına uygun olarak başlıklandırmalar uygun olacak. İmla ifade kontrollerimiz yapılmış olacak. Bu şekilde 1200 kelimeyi aşmayacak bir çalışma oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle kopyala yapıştır yapmayacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Anlatım bu kadar.